damda yatan derdimden anlar. Sıcak bir yaz gecesinde hoca karısıyla birlikte damda yatıyormuş. Karısıyla kavga etmiş. Hoca yataktan fırlamış. "Bıktım senden. Yatakta bile rahat yok," diye söylenerek yürürken damın kenarından aşağı düşmüş. Komşuları gürültüyü duyup koşmuşlar. "Hoca, ne oldu böyle?" Kendini toplamaya çalışan hoca inleyip sızlamış. Belini tutarak, "Damda yatan, sonra karısıyla kavga edip aşağıya düşen benim derdimden anlar," deyip yürümüş. Sen içeriden, ben dışarıdan. Nasrettin Hoca para sıkıntısı çektiği için eşeğini pazara götürüp tellala vermiş. Tellal hayvanı övdükçe dayanamayıp fiyatı durmadan artırmış. Sonunda eşek yine onun üzerine kalmış. Tellalın parasını ödeyip eşeği evine götürmüş. Karısı hocayı kapıda karşılayıp, "Efendi," demiş, "bugün güzel bir iş yaptım. Tuzcu geçiyordu. Adamı kepekle tuz değiş tokuşu yapmaya ikna ettim. Terazinin bir gözüne tuz, öbür gözüne bizim kepeği, kepek hafif gelince de bileziğimi içine atıverdim. Böylece de fazla tuz almış oldum." Hoca sakalını sıvazlayıp gülümsemiş. "Ha gayret hatun, sen içeriden ben dışarıdan. Şu evi ne güzel çekip çeviriyoruz." 40 yılda bir pilav yiyecektik. Hoca eve yorgun argın gelmiş. Karısının pişirdiği bulgur pilavını kaşıklayıp karnını doyurmak için sofraya oturmuş. Tam o sırada komşunun çocuğu kapıyı çalmış. "Hoca efendi, yetiş. Babam seni acele çağırıyor." Hoca kalkıp gitmiş. Meğer eşeği kuyruksuz sıpa doğuran komşu bunun nedenini öğrenmek için çağırtmış hocayı. Biraz sonra hoca asık yüzle eve dönünce karısı sormuş. "Efendi, komşu niye çağırmış?" "Bırak canım," demiş hoca. 40 yılda bir karı koca güle oynaya bulgur pilavı yiyecektik. Hiç zamanım yok." Bir tanıdığı gelip Nasrettin Hoca'ya yalvarmaya başlamış. "Hocam, Mısır'daki bir arkadaşıma benim için bir mektup yazar mısın? Senin anlatımın, yazın çok güzel." Hoca biraz düşündükten sonra yanıt verir. "Olmaz, Mısır'a gidecek vaktim yok." "Bir mektup yazmakla Mısır'a gitmenin ne alakası var?" diye sorar tanıdığı. Hoca şöyle der. "Kendi yazımı ancak kendim okuyabilirim. Yazacağım mektubu benden başka kimse okuyamayacağı için ayrıca benim gidip okumam gerek. Buna ise zamanım yok." "Seninle de konuşulmaz ki." Nasrettin Hoca bir gün karısına, "Hanım, şu bizim komşu Çarıkçı Mehmet Ağa'nın ismi neydi?" diye sormuş. "Kendin söyledin ya efendi, Mehmet Ağa," demiş karısı. "Canım, dilim sürçtü işte. Ne iş yapar diyecektim," demiş hoca. "Efendi," demiş karısı, "kendin çarıkçı demedin mi?" "Anlasana işte," diye üstelemiş hoca. "Nerede oturuyor demek istedim." Karısı kızmış. "Efendi, sana ne oluyor bugün? Komşu dedin ya." Hoca birden sinirlenmiş, kestirip atmış. "Aman be kadın, seninle de konuşulmaz ki." Hiç aklıma gelmediydi. Nasrettin Hoca evlenmiş. 3 ay sonra da çocuğu olmuş. Eşine, "Hatun, bu nasıl iş?" demiş. "Çocuk 9 ay 10 günde doğar." Kadın kızar gibi olmuş. "Sen hiç hesap bilmiyor musun efendi? Sen beni alalı 3 ay, ben sana varalı 3 ay. Etti 6 ay. 3 ayda çocuğumu karnımda taşıdım, oldu 9 ay. 10 gün için mi söyleniyorsun?" Başını sallayarak karısını dinleyen hoca, "Özür dilerim," demiş. "Bu ince hesap hiç aklıma gelmediydi." Ayağınızın uğuru. Akşehirli beylerden biri çevre köylerden birinde birkaç gün kalıp dönmüş. Hoş geldine gidenler arasında Nasrettin Hoca da varmış. "Köy nasıldı?" demiş hoca. "Eğlenebildiniz mi bari?" "Çok eğlendim," diye anlatmaya başlamış bey. "İlk gün yangın çıktı. 3 kişi yandı. Ertesi gün kuduz bir köpek 2 kişiyi ısırdı. Çarşamba günü yağmur yağdı, köyü sel bastı. Birkaç ev yıkıldı, hayvanlarsa sele kapılıp gitti. Perşembe günü azgın bir boğa ortalığı birbirine kattı. 3 kişiyi boynuzlayıp öldürdü. Cuma günü bir köylü çıldırdı. Karısıyla oğlunu doğradı. Ben de onu köy meydanında işkenceyle öldürttüm. Cumartesi günü bir ev yıkıldı. İçindeki birkaç kişi enkaz altında kaldı. Pazar günü çocuğunu boğup kendini ağaca asan bir kadını seyretmeye gittik. Yani haftanın her günü bir eğlence çıktı." Hoca dayanamamış. "İyi ki çabuk dönmüşsün," demiş. "Yoksa ayağınızın uğru sayesinde taş üstünde taş, baş üstünde baş kalmayacakmış." Çektirmekten başka. Adamın biri Nasrettin Hoca'ya dert yanmış. "Başım çok ağrıyor hoca efendi, ne yapsam acaba?" "Geçenlerde benim de dişim çok ağrıdı," demiş hoca.
Çektirmekten başka çare bulamadım. İpe un sermişler. Komşusu Nasrettin Hoca'dan ip istemiş. Hoca içeriye gidip gelmiş. İp boş değil demiş. Kadınlar üstüne un sermişler. Bu nasıl iş efendi demiş komşusu. Hiç ipe un serilir mi? Serilir demiş hoca. Vermeye gönlün olmayınca ipe un serilir. Ayakkabıcılardan aldım. Nasrettin Hoca bir gün bir düğüne çağrılmış. Kapıda konukları karşılayacak, papuçlara göz kulak olacak kimseyi göremeyince ne olur ne olmaz diyerek ayakkabılarını bir mendile sarıp koltuğunun altına yerleştirmiş. Ondan sonra içeri girmiş. Konuklardan birisi koltuğundaki şişkinliği görünce dayanamamış sormuş. Hoca efendi, koltuğunuzun altında bir kitap mı var? Hoca evet demiş. Adam yine sormuş. Acaba kitabınız ne üstüne? Hoca iktisat ilmi diye karşılık vermiş. Adam üsteledikçe üsteliyormuş. Eski kitapçılardan mı aldınız? Hoca gülerek, hayır, ayakkabıcılardan aldım demiş. Benim yerime parayı sen alırsın. Nasrettin Hoca yolda giderken adamın biri arkasından yaklaşıp ensesine bir tokat atmış. Canı yanan hoca adamın özrünü kabul etmeyip kadıya başvurmuş. Meğer kadı bu adamın yakın arkadaşıymış. Onları barıştırmaya çalışmış ama hoca direnmiş. Sonunda kadı, haksız yere tokat vuran bu adamın davacıya bir kuruş ödemesine karar verdim demiş. Adama dönüp kaş göz işareti yapmış. Git bir akçeyi getir. Adam gitmiş. Hoca da paranın gelmesini beklemiş. Aradan uzun bir süre geçip de adamın dönmeyeceğini anlayınca önündeki kağıdı okumaya çalışan kadıya yavaşça yaklaşmış. Ensesine bir tokat yapıştırdıktan sonra benim işim var kadı efendi demiş. Gidiyorum. Bir kuruşu benim yerime sen alırsın. Acaba nesini kaçırdı? Nasrettin Hoca'ya hanımın aklını kaçırdı demişler. Hoca biraz düşünüp bizim hanımın aklı yoktu demiş. Acaba nesini kaçırdı diye düşünüyorum. Ben olsaydım. Akşam geç saatte eve gelen hoca pencerede bir karartı görür. Hanımına sus işareti yaparak tüfeğini doğrulttuğu gibi ateşler. Eve girerler, bir de bakarlar ki ateş ettikleri hocanın cübbesi. Hoca, hanım ucuz kurtulduk, ya içinde ben olsaydım der. Padişah acından ölür. Nasrettin Hoca'ya, efendi padişah mı daha büyük yoksa çiftçi mi diye sormuşlar. Çiftçi büyük elbet demiş hoca. Çiftçi buğday yetiştirip vermese padişah açlıktan ölür. Dediğini yapan bir adamdır. Bir gün Nasrettin Hoca Konya'ya gitmiş. Orada tanıştığı biri, efendi seni çok sevdim demiş. Bize gel de tuz ekmek yiyelim. Sofraya gerçekten de yalnızca tuz ekmek gelmiş. Bu sırada bir dilenci kapıyı çalıp ekmek istemiş. Allah versin demişler. Dilenci ısrar etmiş. Sonunda ev sahibi kızmış. Defol, gelirsem kafanı kırarım. Bu ev sahibi dediğini yapan bir adamdır demiş Nasrettin Hoca. Bir an önce gitsen iyi edersin.